Selam arkadaşlar, konumuz kan. Bu konuda video yapacağımı söylemiştim geçen videolarda. Daha önce kitabımda çok detaylı anlattım. Bazı önceki videolarımda da bahsetmiştim. Başlayalım bakalım. Mavi kan, kırmızı kan, kanla ilgili ritüeller. Kanın anlamı nedir evrensel manada? Hepsinden bahsedeceğiz. Kan nedir? Biyolojik robotların can taşıdığı tüm ortamlarda kan, canı ve onun ifadesi olan yaşamı simgeler. Yaşamın hem biyolojik hem de akışik olarak taşıyıcısı, aktarıcısı, ifadecisi kandır. Kan bir kristal yapıdır. Hem enerjitik hem de maddesel kristal özelliği vardır. Kan canın ve onun ifadesi olan yaşamın öz suyudur. Su ise kanın öz maddesidir. Kanda hem bu biyolojik robotun yani bedenin hem de onun psişik ifadesinin tüm verileri yazılıdır. Biyolojik bütünlüğün içsel dengesi kan ile sağlanır. Kan basıncı insanın içsel biyolojik dengesinin aynasıdır. Su bazlı kan akışkan bir yapı olarak beden içinde dolaşımını damarlar aracılığıyla yapar. Damar çeperleri ile merkezdeki kan arasındaki ilişki itme çekme olarak kan basıncını ve içsel dengeyi oluşturur. İşte akışkan kan kendinizin kendiliğinizi ifade ederken damar ve çeper ise kendinizin yaşam alanında karşılaştığınız sınırları ve zorlukları, daha doğrusu zorlanım alanları ve tarzlarını gösterir. Diğer bir deyişle kan bilinci damar ise o bilincin maddesel tezahürünü gösterir. Eğer kan basıncı düşük ise bu o insanın sınırlarına ve sınırlarına karşı çıkamadığını, sözünü söylemek ve dinletmekten çekindiğini, isteklerini bastırdığını işaret eder. Yani verili alanın sınırlarını büyütmeyi düşünmez, zorlamaz, dirençle ve çatışmayla karşılaştığında merkezine doğru geri çekilir. Böylelikle kan da, bilinç de geri çekilir. Ve öyle ki kişinin yaşamdan çekilmesinin sembolik tezahürü olan bayılmaya dek bu süreç gidebilir. Kişi böylelikle güçsüzlüğünü ilan eder ve bu baygınlık ona hem sorumsuzluk hem de dokunulmazlık sağlar. Bilinçli bir insan olmak yükünden de kurtularak bilinçsiz alana çekilmiş olur. Düşük tansiyonu olan hasta, ayakta duramayan, dayanıksız, zayıf, şaşkın biri gibidir. Bu durum, üremenin de azalacağını gösterir. Düşük tansiyon çoğunlukla kansızlıkla da birleşir. Bu da daha çok kendisini kandaki demir eksikliği olarak gösterir. Aslında kandaki demir eksikliği nefes yoluyla alınan ve o olan Allah'ın bilincini içeren ve ileten maddenin az alındığını gösterir. Yüksek kan basıncı yani yüksek tansiyona gelince bu da varlığın bilinç düzeyinde birçok yaşamsal deneyim planı yapıp bunların çoğunu eylemsel olarak ifade edememesiyle ilgilidir. Düşük tansiyondan farklı olarak varlık sınırlarını geliştirmek, yaşamın daha çok içinde olmak, daha çok deneyim yaşamak için planlar yapar ve zihinsel olarak aşırı faaliyet göstermekte ama eylemsel olarak bunu ifade edememektedir. Bu durumda aşırı çalışan zihin, onun yarattığı beyin enerjisi aşırı beklenti, heyecan ve fiziksel ve duygusal olarak yetersiz bir yaşantı sonucu nabız hızlanmakta ve kan basıncı artmaktadır. Kullanılmayan enerji ve oluşan beklentinin baskısı ile yaratılan çatışma ortamı kan basıncını yüksek kılmakta ve yukarıya doğru çıkarmaktadır. Bu gibi insanlar genellikle iş ve benzeri ortamlarda aşırı hareketlilik ile bunun üstesinden gelmeye çalışırlar. Oysa üretilen ve gerçekleştirilen arasında bir denge kurmak yeterlidir. Aslında kan basıncı düşük ya da yüksek olanlar olandan ve kendilerinden kaçmaktadırlar. Biri hareket ve yeteneğini ve bilincini azaltarak, diğeri aşırı hareket ve bilinçlilik yoluyla. Düşük tansiyon daha çok kadınlarda, yüksek tansiyon ise erkeklerde görülüyor.
ama o kadar genelleme yapmak doğru değil. Kendini ifade edememe durumu yükselen kan basıncının damar çeperlerini zorlamasına yol açarak kalp krizlerini de tetikleyici olur. Kalp atışlarınızın bir ritmi olup bu bedenin orkestra gibi uyumunu ifade eder. Zihin ve akıl aslında uyum değil, hükmetmek peşinde olup dışsal süreçlerle ilgilenirken kalp uyumla ve insanın içsel doğasından kaynaklanan süreçlerle ilgilenir. Hisler ve sezgiler insanın derinlikleri ve kalbin varlık alanı ile ilgilidir. Kalp hem biyolojik robotun hem de varlığın merkezidir. O çemberin merkezidir. O nedenle varlığın, canın ve bilincin kendisini gösterdiği yer kalptir. Kalp tıbbi olarak iki parçalı, dualite gibi ama bütünsel bir yapı olarak sevgi ve birliğin de sembolüdür. Kalp sevgi ve birlikle, yani uyumla ve neşeyle ilgiliyken beyin ise güç ve yönetmekle ilgilidir. Rüzgarda dans eden esnek bir ot misali canlı yumuşak bir kalp kolay kolay kırılmaz. Oysa katı sert bir ağaç dalının rüzgarda kırılması misali güç ve hakimiyet peşindeki bir zihinle katılaşmış, sertleşmiş bir kalp güçlü bir fırtınada rahatlıkla kırılabilir, dağılabilir. Evrende enerjinin ritmi kalp atışı gibidir. Bu can suyunun verilmesidir. Yaradanın doğası budur. Her zerreye bunu da nakış gibi işlemiştir. Bir varmış, bir yokmuş. Arkadaşlar, bu videoda kanla ilgili bayağı bir sır açıklıyorum. Daha önce de açıklamıştım, yine açıklıyorum. Biraz da eklemeler yapacağım. Sivrisinekten bahsedeceğim. Adrenokromdan bahsedeceğim. Reptilyanlardan kaynaklanan vampir hikayelerinden bahsedeceğim. Neden kana bu kadar bağımlı olduklarından bahsedeceğim. Onların dünyadaki bir takım kendi soylarını, neden bu kadar o elit ailelerin kanla ilgilendiklerinden bahsedeceğim. Artık perdeler kalksın. Herkes tamam korkunç, biliyorum. Anlatmak bile benim tüylerimi diken diken ediyor ama daha önceki videolarda da düşeyin incelerde anlattıklarımla bunu bağdaştırın. Yaşadığımız dünyada neden bir kan çiftliği oluşturdu bunlar? Bizi neden yaşattırıyorlar? Bir düşünün. Biz neyin kafasını yaşıyoruz? Nasıl bir sanal ortamdayız? Tamam, bir format var. Tekamül edeceksin, ruh varlığı olarak gelip burada antimaddeyi maddeye çevireceksin. Ruhun formatı bu, senin öz maddenin. Ama bunun yanında bir de bu oluşturduğumuz bedenlerden de kaynaklanan kanla ilgili ritüeller var. Yani bir taşla kaç tane kuş vuruluyor bu durumda. Bir uyanalım artık, bir bakalım. Herkes özgür iradesinde düşünsün. Burada anlatacaklarımı bundan sonrakilerde vitesi daha da ileri atıp anlatacağım. Hepsini birleştirin. Hepiniz çok zeki insanlarsınız. Anlatılmakta zorlanan konuları anlatacağım. Özellikle videonun sonu adrenokromla ilgili bayağı biraz kötü şeyler anlatacağım. Merak ediyorsanız dinleyin. Size kalmış. Şimdi sivrisinekten bahsedeceğim. Şüphesiz Allah bir dişi sivrisineği ve üstündekini misal olarak getirdi. Bakara suresi 26. Kısaca sivrisinek mucizesini anlatalım ama asıl anlatmak istediğim konu çok farklı. Sivrisinek yumurtaları ve larvaları suda veya nemli ortamlarda büyür. Ekosistemde mikroorganizmaları yiyerek büyürler. Kuşların, balıkların besin kaynakları bunlar. Suyun altında dalgıçlar gibi nefes alır bu larvalar ve ortama göre de renk değiştirirler. Dişi sivrisinek ve erkek sivrisinek genel olarak bitki özleriyle beslenir.
erkek sivrisineklerin anten sistemi çok gelişmiş. Genel olarak ısıyı algılayan görme yetenekleriyle etraflarındaki ısıyı ölçerek görüyorlar. Bazı hayvanlarda böyle, yılan da böyledir mesela. Çiftleşmeden önce normalde saniyede 500 olan kanat çırpmasını dişi sivrisinek 1000'e çıkartır. Ve bu resmen bir şarkı gibi erkek sivrisinek tarafından duyulur. Havada olan çiftleşmeden sonra erkek sivrisinek ölür. Dişi sivrisinek ise yumurtalarını beslemek için kana ihtiyaç duyar. Ölümcül sivrisinek ısırıklarının sebebi budur. Erkek sivrisinek asla kan emmez. Dişi sivrisinek ise sadece yumurtalarını beslemek için kan emer. Ayrıca dişi sivrisinek taşıyıcı vasıfları nedeniyle pek çok virüsü de üstünde taşır. Asıl insan ölümleri bu nedenle olur. Sivrisinekler yılda en az 600 bin insan öldürdükleri için gezegenin en katil varlıklarıdır. Onları 500 bin insan öldürmekle insanoğlu takip eder. Bu arada arkadaşlar, daha önce de bahsettim, galaksinin merkezinde çok fazla böcek popülasyonu bedenli bir sürü boyutlarda mevzilenmiş varlık türleri var. Üçüncü boyutta, dördüncü, beş devam ediyor. Yani insan bedeni falan değil, galaksinin merkezinin etrafında daha çok bu bedenler. Minturyanlar falan görmüştüm. Dişi sivrisineklerin iğnesi bir kılıfın içinde korunur. Başlarında altı kesici bıçağı var. Dördünü cerrah edasıyla ustaca avının üstünde uygulayarak kesik açar. Sonra iğnesini ustaca sokarak deriye en yakın kan damarını bulur ve kendi bedeninin 5 katı kadar kanı emer. Aman Allah! Taşıma kapasitesi dolunca emmeyi bırakır ve kanı 3-4 günde sindirir. Burada önemli olan, insan bedeninin açılan bir yara sırasında derhal kanı pıhtılaştırması ve kanamayı durdurmasıdır. Bu dişi sivrisineğin işine gelmez. O halde kanın pıhtılaşmaması için başka bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Dişi sivrisinekler bıçaklarıyla kestikten sonra deriye bir salgı enjekte ederler. İşte bu kanın pıhtılaşmasını önleyecek ve istediği kadar kanı emmesini sağlayacaktır. Bu nasıl mükemmel bir mekanizma ya? Ve Kur'an bunu anlatıyor arkadaşlar, iyi bakın. Diğer yandan bu salgıda anestezi özelliği vardır ve dokuyu uyuşturarak avının hissetmemesini sağlar. Vay be. Hemofili, Türkçe anlamı kan aşkı. Nasıl bir isimdir bu? Ne kadar ürkütücü bir anlam. Kan aşkı. Hemofili, kandaki faktör 8, faktör 9 isimli maddelerin eksikliklerinin sebep olduğu kalıtımsal kanama eğilimidir. Faktör 8 eksikliğine hemofili A, faktör 9 eksikliğine hemofili B deniyor. Hemofili A her 5000 yeni doğan erkek, ama bakın sadece erkek bebekten birinde, hemofili B ise 30.000 yeni doğan erkek bebekten birinde görülür. Kızlarda hemofili çok nadirdir ya da yoktur. Soru işareti koyun buraya. Protein C ve S eksikliği kanın sıvı kısmında C ve S proteinlerinin olmamasıdır. Bu proteinler kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olan maddelerdir. Özetle damarlarımızdaki kanın kontrolsüz pıhtılaşmasını önlemede rol alan maddelerdir. Yani dişi sivrisinek ısırdığında insana veya hayvana bir çeşit hemofili etkisi yapıyor ve enjekte ettiği salgıda protein C, protein S içeren faktör 8, faktör 9 bulunuyor. Mekanizmaya bak. İşin diğer kısmı, bu sadece dişi sivrisineklerde bulunuyor. Erkek sivrisinekte yok. Şimdi gelelim kendilerine mavi kan diyen Avrupa'nın kraliyet ailelerine ya da elitlerine, sadece kraliyet ailesi değil. Bir sürü ailelerde var. Bunlar kanları karışmasın diye genelde aile içinden evlenirler ve erkeklerinde genel olarak hemofili bulunur. Yani kontrolsüz kanama ve bu kadından geçer. Bu arada arkadaşlar, bu iş Mitra Tapınağı'na, Bucegi Dağı'na falan gidiyor. Dünyanın pek çok yerinde ki
Kadim bilgilere de bakacaksınız. Ben Mitra ile ilgili videomda bu kan ritüellerini anlattım. Kan sunaklarının içerisinde nasıl kan banyosu yaptıklarını. Geçen videoda da reptilyanların, grilerin, nordiklerin hatta kan banyosu yapıp gözeneklerin de kanı aldıklarını. Aynı şeyi Mitra tapınaklarında yapmışlar. Ve bir yerde değil Mitra tapınağı, bir sürü yerde. Ayrıca Aztek, Maya, Bucagi Dağı da bir geçiş yeri ayrıca. Onu da söyleyeyim. Bu varlıkların daha çok Romanya bölgesinde neden vampirlerin bu kadar çok olduğunu bir daha bir düşünün. Hala oradaki insanlar korku içinde yaşıyor. Bucagi Dağı'nın videosunu da yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi anlattığım ailelerin durumlarıyla sivrisinek ne kadar benziyor değil mi? Ayrıca Yahudiler de dışarıdan evlenmezler. Kanları karışacak diye. Soy kadından geçiyor. Hani Kur'an sivrisinek misalini vermekle neleri anlatmak istiyor da biz hani masal kitabı diye baktığımız için bir türlü anlayamıyoruz Kur'an'ı. Ama çok şükür artık perdeler kalkıyor. Biraz olsun anlamaya başladık. Dünyanın çekirdek dünya, yani çeşitli üretimin olduğu laboratuvar ortamı olduğunu biliyoruz artık. Resmen kan çiftliği gibi kullanmışlar. Ben bunu düşünmek istemiyorum ama gördüğüm şey bu. Ancak şöyle bir durum da var. Bu laboratuvar ortamı hep hayır için olmuyor. Hayır için zannediyoruz. Dediğim gibi kan çiftliği de düşünülmüş. Tabii hep anlattığım gibi bir üst yoğunluğun görevi daima bir alt yoğunluğu tohumlamak. Yani genel olarak dördüncü yoğunluk varlıkları bizim gibi çekirdek üçüncü yoğunluk dünyalarını tohumluyorlar. Ve yaşam zincirinin devamında rol oynuyor. Onları ise beşinci yoğunluk üstadları kontrol ediyor. Altıncı yoğunluk logosları ise tüm alt yoğunlukların yaşam kaynakları olan yıldız sistemleri gibi çalışıyorlar. Altlarındakilerden haberi bile olmayan ışık ısı kaynakları var daha yukarılardaki boyutlarda. Logoslardan da bahsedeceğim, güneşlerden, yıldızlardan bahsedeceğim. Bir sonraki video olabilir. Bu seviyenin en üstünde yüksek benlik denilen sayısını 64 milyar deseler de bana göre sayılarını bilmemiz de mümkün değil. Birlikte yaratanlar var, biz diyenler. Bu daha üst boyutlara kadar çıkıyor. Bir vizyonda bir sürü yıldızın toplantı yaptığı bir mekanı görmüştüm. Bir konseydi, Yıldızlar Konseyi. Neden gördüğümü bilmiyorum ama çok ilginç kararlar alınıyordu. O kadarını görecek kadar bir liyakatım nasıl vardı, çok sorguladım. Bu bilgileri yeniledikten sonra ben ne demek istiyorum ona gelelim. Dünya laboratuvar ortamını kullanan farklı ajandaları olan gruplar var dedim. Bunların kutbiyetleri de farklı. Örneğin reptilyanlar bedensel vasıflarını kaybetmek üzere oldukları için çeşitli soylarla melezleşme yoluna gitmiş. Ve pek çok diğer gezegenlerde, boyutlarda kendilerine uygun bedenler üretmek için çalışıyorlar. Ruh genetiği hakkında çok yazım oldu. Videolarda da anlattım. Dinleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ruh grupları, spatyumda geçmiş yaşanmışlıkların oluşturduğu karmik oluşumları ruh genetiği olarak üstlerinde taşır. Bir sonraki robotik beden seçimi de kendi ruh genetiklerine uygun olarak, hologram olarak hazırlanır. Maldek'ten gelen ruh grupları bildiğiniz üzere, bunu anlattığım için öyle dedim. 500 bin yıl önce patlayan ve şimdiki meteor kuşağı olan bölgeden geldiler. Kendilerine en uygun olarak dünyadaki maymun bedenlerini seçtiler. Ve karmik borçlarını ikinci yoğunluk hayvanı olarak evrimleşmekle kabul ettiler. Ancak ruhları hep üçüncü yoğunlukta kaldı. Daha sonra da 75 bin yıl önce pek çoğu genetik müdahale edilerek insan bedenine, yani siyahi insan bedenlerine kavuştular. Siyahi bedeninde tamoksifen hormonu var. Bu onların radyasyona karşı dayanıklı olmasını ve kansere diğer ırklara göre çok daha az yakalanmalarını sağlıyor.
Siyahiler kansere çok az yakalanıyor arkadaşlar. Belki şehirlerde çok yaşayanlar artar. Ama beyazlara göre, sarılara göre çok daha az. 75 bin yıl önce Mars'taki hayatın da bitmesi üzere oradaki ruh grubu da ani kararla dünyaya uygun genetik müdahale ile getirildi. Ve dünyada enkarne olmaya başladılar. Ancak bunlar da siyahiler gibi tamoksifen hormonu çok daha az ve bedensel özellikleri daha narin ve farklıydı. Ancak yine de maymun geni bunlarda da oluşturuldu. Çünkü insanın bedeninin oluşması için bu iki ayağı üstünde duran primat genlerine ihtiyaç vardı. İlk üretilen insan bedeni 0 RH kana sahipti. Çok sonra A RH kanlı bedenler çiftçi özelliğinde ve et obur olmayan 25 bin yıl yaklaşık önce de B RH kanlı bedenler göçebe avcı ve et obur olarak üretildi. En son ise ikisinin karışımı olan yeni bir prototip olarak AB RH kanlı bedenler üretildi. Arkadaşlar YouTube'da videolarda jandarma özel harekatından bir beyefendinin videosu var. Yıldırım çarpmış üstüne ve yıldırım çarptığı zaman da 0 RH olan pozitif olan kan grubu A RH pozitife dönmüş. Demek ki bu 0 kanlı olanlara böyle yıldırım gibi bir etki edildi. Nasıl bir etki bu? Muazzam bir etki ve çok çalışılmış üstünde. Bu bizim bedenlerimizin üstünde zaman içerisinde. Ve bu tür etkiler olduktan sonra kan grupları değişmiş. 0A'ya, AB'ye dönüşmüş. Sonra AB'ye dönüşmüş. Hep bir müdahale var anlayacağınız. Yıldırım ne demek, şimşek ne demek? Açın bakın. Burada daha fazla bu konuya girmeyeyim. Bu başka bir video konusu olabilir. Yıldırım ve şimşekleri de inceleyebiliriz. Sorun yok. Ama bunu bir düşünün lütfen. Bu size bir ipucu versin. Nasıl müdahale edildiğiyle ilgili. Hani düşe inince birin ilk videosunda bir vizyonumda anlatmıştım. Kristal piramitten çıkan insanlar ilk olarak uzun boylu, zayıf, narin. Daha sonra daha böyle Sami ırkına benzeyen. Onu bir daha dinleyin isterseniz. Bu üretilen kanlar artı ve eksi olarak ikiye ayrıldı. Ancak aralarında çok büyük sayı farkı vardı ve hala var. Yani dünyadaki insanların %84'ü RH pozitif kanlı, %16 ise RH negatif kan taşıyor. RH negatif kan taşıyan insanların ise RH pozitiflere göre farklı özellikleri var. Şimdi bunlardan biraz bahsedeyim. Dünyadaki ilk kan grubu 0. Herkes 0 grubundayken insanlar çok büyük bir alanda yaşıyorlarmış. Aynı yemeği yiyor, aynı hayatı yaşıyor. Ve bu yüzden değişim gereksizmiş. Ancak nüfus arttığında, göçler hızlandığında değişimler ivme kazanmış. Sanırım öyle olmuştur. Sonrasında ya da bu laboratuvarı kontrol edenler demek ki daha farklı kan istemişler. Belki de kendileri için istediler. Belki demeyeyim, bir kısmı öyle. Sonrasında gelişen A ve B gruplarının geçmişi ancak 20 bin 30 bin yıl öncesine uzanıyor. AB grubu ise çok daha yeni. 0 grubu avcı, A grubu çiftçi, B grubu göçebe avcı ve AB grubu modern olarak değerlendirilebilir. Tabii tüm bu gruplar kendi işlerinde de negatif ve pozitif olarak ayrılıyor. Şöyle söylemek gerekirse A RH pozitif her 100 kişiden %40'ı, negatif ise 100 kişiden %7'si, A RH pozitif her 100 kişiden 34'ü, negatifi ise 100 kişiden 6'sı, B RH pozitif her 100 kişiden %8'i, negatifi ise 100 kişiden %1'i, AB RH pozitif her 100 kişiden %3'ü, negatifi ise her 200 kişiden sadece %1'i. Benim dikkat çekmek istediğim konu RH negatif. RH negatif kanı mutasyonu bilinmeyen bir kökten olup Avrupa'da
10 bin, 15 bin yıl öncesine dayanıyor. Daha sonra şimdiki İspanya, İngiltere ve İrlanda dolaylarına yayılmış. Her yerde var, ben de negatifim. Avrupa'da Basklar diye bilinen bir ırk içlerinde en çok RH negatif kanı olan insanlardan oluşuyor. İspanya'da Bask özerk bölgesi diye bilinen bir yer var, biliyorsunuz. Ve bunlar çok zenginler. Çoğunluğu Güney Amerika ülkelerine dağılmış ayrıca. Bir kısmı Avrupa ülkelerine. Dünyanın her yerine yayılmışlar kısacası. İncil'de Tanrı kelimesinden sonra en çok kan kelimesi geçiyor. Kan ile Tanrı arasındaki bağa dikkat çekmek gerekiyor sanırım. Mesela İsrailliler kan bağlarının bozulmaması için sadece İsrail soyundan gelenlerle evlenmeyi uygun görürler. Çünkü Tanrı'nın soyundan gelip farklı bir kana sahip olduklarına inanıyorlar. Ben kanımızda yaratıcımızın kodlarını taşıdığımıza inanıyorum şahsen. Tıpkı bedenimizin her ayrıntısında olduğu gibi. Gelelim şimdi RH negatif kan grubunda olan insanların özelliklerine. Şimdi bazılarının kuyruk sokumu kemikleri çok büyük. Başkalarına göre daha belirgin. Vücut ısıları normal insanlardan daha düşük. Kan basınçları normal insanlara göre daha düşük. Yüksek zihinsel analitik yetenekleri var. Virüs, bakteri ve hastalıklara karşı dirençleri yüksek. Kolay kolay hastalanmıyorlar desek de bu o kadar da değil. Kendimden bildiğim için. Hisleri ve algılamaları çok kuvvetli. Psişik güçleri var. Uzaylılar tarafından kaçırıldıklarını söyleyenlerin içinde en çok RH negatif kanı olanlar bulunuyor. Bu net bilgi. Uzaya ve bilime fena çok ilgi duyuyorlar. Çok meraklılar. Genellikle uzay ve UFO görme, gökte ışık görme deneyimi yaşıyorlar. Perdeleri kalkık. Yani bayağı bir. Ve kehanet güçleri var. Farkındalıkları çok yüksek. Ve kendilerini normal bir insan gibi hissetmiyorlar. Vücutlarında açıklanamayan leke ve morluklar belirebiliyor. Evet, bunu ben de biliyorum. Yüksek boyutlarla iletişim kurabiliyorlar. Doğaya ve hayvanlara çok hassas, kesinlikle. Mavi, yeşil, gri ve ela gözler, siyah gözleri de var. Gözleri ışığa karşı duyarlı, genelde bozuk olur. Genelde sarışın, kızıl veya açık renkli saçları da olur. Tenlerde beyaz olabilir, evet. En önemlisi ise pozitiften asla kan alamaz. Hatta negatif kanlı anne pozitif kanlı erkekten hamile kalırsa vücut karşı reaksiyona geçerek fetüsü anne karnındayken zehirleyip öldürüyor. Kesinlikle böyledir arkadaşlar. Emin olun. Şimdi belki medikal destekle bebek kurtarılabilir ama bu çok zor. Dünya üzerindeki insanların %84'ü RH pozitif kan taşıyor ve maymun genine sahip. Geriye kalan %16'sı ise RH negatif kanlı olup maymun geni taşımıyor. Peki bunlar nereden geldiler? Neden farklılar? Yakınınızda RH negatif kan grubunda olan kimseler varsa onları takibe alın, hikayelerini de dinleyin. Bakalım neler anlatacaklar. Çünkü bu kan grubunda olanlar bir şekilde diğer gruptan olanlara göre kendilerini bayağı bir farklı hissediyorlar. Melez olabilirler. Melez demekle kastım dünya dışı genleri taşıyor olabilirler. Boyutlar arası gezi gibi astraller, antevrene giriş çıkış, hani tay mekan, tay zaman, bunlar kolaylıkla yapılabilir. Ve çoğunda da çok ağır yaşam şartları, ağır derslerle yüklü çileli yaşamlar, diğer insanların kaldıramayacağı sıkıntı, üzüntüler olmasına rağmen ya çok hizmet ehli olup bütünün hayrında kaldıklarını veya anlaşılamadıkları için içlerine dönüp bu sefer aşırın enerjilerini negatif denebilecek entropik yıkımlara yol açtıklarını gözlemledim. Yani negatif kanlılar biraz pimi çekilmiş bomba gibidirler. İyi yöne çekersen pulsar gibi ışık kaynağı olup patlar ve alemlere yaratım olurlar. Kendini bulamaz ise, içe dönerse intikamını entropi kullanıp hiçbir şeyden habersiz diğer enkarnasyonlarda yaşayan pozitif kanlılara
balyoz etkisi yapabilirler. Ancak yaratım güçleri büyük olduğu için mutlaka çevrelerinde yardım istenen kişiler olacaklardır. Burada negatif kanlılar kötü olur demiyorum asla. Fazla çekiştirmemek, hani aşağılamamak lazım. Bu arada pozitif kanlı olup egoları uğruna ailelerini yok edenleri, onlarca kadını idare eden, kendini farklı gören ve para için her yol mübahı kullanan, çok negatif olan pek çok pozitif kanlıyı da gördüm. Biliyorsunuz binlerce kişinin hayatına dokundum. Ancak genel olarak dünyayı yöneten kesim hep negatif kanlılardan çıkmış. Buna kraliyet aileleri ve kendilerine Illuminati diyen gruplar gibi pek çok ezoterik gruplarda negatif kanlılar hakim deniyor. Bilemem tabii. Mavi kan denmesinin sebebi bu kanda bakırın fazla olması ve derinin altında mavi gibi görünmesi. Altın videolarımda bu bakır konusunu anlatmıştım. Bir daha anlatırım. Ancak maymun geni taşımayan bu kan dünya dışı denildiğinde bunun içine reptilyan melezleri de giriyor. Ve reptilyanlar üçüncü yoğunlukta kalmak için kana ihtiyaç duyuyorlar. Ve bu sırada hemofili kan içtikçe ortaya çıkıyor. İşte tarihteki vampirler bunlar. Bunlar kendilerinin reptilyan olduğunu bilirler. Ve düşünce projeksiyonuyla insanlara kendilerini insan gibi gösterebilir, şekil değiştirebilirler. Kana sadece bu boyutsallıkta kalmak için ihtiyaç duyarlar. Asıl gıdaları enerjidir. Negatif enerji. Reptilyan melezleri ise kendilerini insan sanır. Ama diğer insanlara göre pek çok yapısal farklılıkları vardır. Genelde griler ve reptilyanlar ve diğer tüm uzaylı gruplar tarafından kaçırılanlar negatif kanlılardır. Çünkü bu negatif kanlılar onların yeni üretim çocuklarıdır ve bedenlerine implantları takarak yaşamaları boyunca izlerler. Dahası onlara istedikleri implantları göndererek yönetir, dünya yaşamsal laboratuvarlarına etkiyi fiziksel olarak gerçekleştirirler. Bunu melez eğer farkındalığı fazla değilse fark etmez. Kurulu bebek gibi çevresine etki edecektir. Aslında tüm melezlerde bir çeşit internet bağı vardır. Birbirlerine ve tohumlayıcılarına bağlıdırlar. Ne yazık ki bu negatif kanlılar yine en büyük deneyimleri yaşayacak, bir çeşit kurban görevi göreceklerdir. Bunu kendi seçti. Öyle geldi enkarnasyona diyebilirsiniz ki karmik durumundan dolayı doğrudur. Genelde gezginler yani görevliler de negatif kanlıdır. Peygamberler, medyumlar, psişik yeteneği çok gelişmiş, mesaj alan pek çok kişi genel olarak negatif kanlı olur. Çünkü iletişim kurmaları bunlarla daha kolaydır. Reptilyanların veya diğer uzaylı grupların amacı mı ne? Yok olan nesillerini bu melezlerde iyi bir seviyeye çıkarıp bunların dördüncü yoğunluğa ruh genetiği olarak istedikleri seviyede çıkması ve dördüncü yoğunluktaki yeni ve bozulmamış bedenlerine kavuşmak. Çünkü dördüncü yoğunluk bedeninde üçüncü yoğunluktan gelen ruh genetiği olacak. Dolayısıyla en optimum bedenlerin dördüncü yoğunlukta enkarne olmaları gerekir. Maalesef ki negatif kanlı arkadaşlarım, bizler birer kobay hayvanlarız. Bunu söylemek zor geliyor bana da. Yine de söyledim. Bütün amaçları kendilerinin en iyi dördüncü yoğunluk bedenlerini hasattan sonra oluşturmak. Yahudilerin de dördüncü yoğunlukta kendilerini oluşturan grup tarafından programlanmış misyonları var. Bir önceki videoda anlattım. Bu yüzden kanlarının karışmasını istemiyorlar. Baskılar da öyle. Diğer taraftan negatif kanlı annelerin pozitif kanlı eşten çocukları yine pozitif kanlı olursa anne karnında onu yabancı madde sanıp öldürdüğünü de söyledim. Genelde böyle olan negatif kanlı anneler çok düşük yapar. Şimdi diyorsunuz ki sivrisinekle ne alakası var? Alakası şu, hemofili taşıyan sivrisinekler ve diğer kan emiciler bir çeşit evrimleşmeye katkıda bulunuyorlar. Sivrisineklerin midesine insan veya hayvan kanı giriyor. Böcek metabolizmasına memeli kanı giriyor. Bir Çin atasözü var.
Oradayken bayağı bir konuşmuştuk arkadaşlarla. Ne yersen olsun. Yani dişi sivrisinek yumurtalarını insan kanı ile beslendiğinde onları melezliyor. Yani şu durumda ileride insan soyu tükense ve geride fosil bir sivrisinek kalsa bile ondan yola çıkarak insan genine ulaşabilirler. Bir filmde böyle bir şey vardı. Bir ağacın sıvısının içerisinde kalmış bir sivrisinekten neyi buldular? O dönemdeki yaşamış olan hayvanların nasıl olabileceğini. Jurassic Park'tı galiba film, evet. Diyorum ki melezleme işlemi de böyle oldu. Kanımızda farklı varlıkların genleri var. İsterseniz negatif kanlara insan demeyin veya kraliyet ailesine hemofili taşıdıklarından dolayı da giderek reptilyan aileler deyin ya da sivrisineklerle akrabalar deyin. Arada ciddi bir iletişim ve bağ var. Sonuç olarak bedeniniz size ait değil, bir amaç için onu kullanıyor ve kullandırtıyorsunuz. Ruh genetiğinize ne uygunsa da bundan sonraki sonsuz yaşam döngünüzde o robotik bedenlerle yeni hayatlar bulacaksınız. Vallahi çok çile çekmiş kurbanlardan olan, zavallı bir negatif kan taşıyan biri olarak isyancı kimliğimi sergiledim. Hani şöyle demiştim, ölsem de peşinizi bırakmayacağım. Bu da aleme mesaj olsun. Şimdi adrenokrom'a geldik. Bunu anlatacağım. Bu bir alıntı, bir bilgi. Ama bunu duymanızı istiyorum. Adrenokrom en azından 1930 yılından bu yana çağdaş bilim ile bilinen bir kimyasal bileşik. Adrenokrom, memelilerde adrenalinin epinefrin oksidasyonu ile üretilir. Kimyasal, aşırı korku ve terör dönemlerinde vücutta yoğunlaşır. Kurban ritüellerinde çocukların yüksek seviyeli pedofiliye maruz kaldıklarına tanıklık etmiş insanların ve tanıklıklarından bahsedeceğim. Arkadaşlar, kurban eti yerken de böyle alıyorsunuz. O kurban olan hayvanın etinde de var. Kanında da var. O yüzden uyardım geçen dedi. Birçoğu aynı hikayeyi paylaşmışlar. Üst düzey politikacılar, bankacılar, iş adamları. Hepsi kişiyi maruz bıraktıkları ya da satanist ritüellerde yer alıyorlar. İnanılmaz düzeyde işkence ve travma düzeyine sahip birçok birey bile çoğu durumda çocukların daha saf olduklarından dolayı yüksek etkili adrenokrom ürettiklerini düşündükleri için işkence yapmayı onaylıyorlar. Bu yüzden insanlar pedofili ve çocuk cinsel tacizine bu kadar karışmış durumdalar. Bu onların ritüellerinin sadece bir kısmı değil. Fark etmeniz gereken şey, bu insanlar, bu seçkin satanistler sadece çocuklara işkence etmek ve öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda organ ve kanlarından da faydalanıyorlar. Organ ticareti, kan ticareti. Çocuklara tecavüz ediyor, kafalarını koparıyorlar. Aynı reptilyanlar gibi, griler gibi. Ama çoğu durumda kişi hala hayatta olduğu sürece kişinin kanını topluyorlar. Dune filminde asılı insanlar var ya, kafa üstü. Onlar yaşıyor ama kanları akıyor. Gördünüz mü filmde? Sonra o kanı alıp ne yapıyorlar? İçiyorlar ya da üstlerine sürüyorlar. Dune filmini bir daha seyredin. Bu canavarlar işkence gören insanların kanlarında doğal olarak oluşan bu ilaca bağımlılar. İşkence gören insanların kanını içmek insan ve hatta hayvan bile olamaz. Aztek Maya ritüellerinde de var. Çocuğun ya da ergenlikteki bir kızın daha yaşarken tırnakları o kadar uzun ki o rahiplerin, Maya rahiplerinin, geçiriyor göğsüne, kızın kalbini söküyor. Bunlar kayıt edilmiş şeyler bu arada. Yapıyorlarmış bunu. Artık kime hizmet ediyorlarsa bu şeytani rahipler.
Bazı kan ritüellerinde de var bu. Bu yüzden gizli toplumları yarattılar. Bu öğretileri gizli tutmak ve eski uygarlıkların sadece gizli toplumlarının bir parçası olan bilgiyi öğretmek için. Mitra öğretisine bakınız. Videomu lütfen dinleyin. Mitra. Benim gibi başka anlatan görmedim Mitra'yı. Sayısız çocuğun kaybolması ve öldürülmesiyle bağlantılı olabileceğini, çoğu da mülteci. Mülteciler biliyorsunuz takip edilmekte kaçak oldukları için zor. Görgü tanıkları açıklıyor bunları. Adrenokrom'un faydaları olduğunu söylüyor. Daha fazla sağlık, daha fazla canlılık ve bir sürü bedene faydalı gençleştirici etkiler. Yoğun bir coşku hissi de veriyormuş. Hani bazı ot falan içenler kendilerini aslan gibi hissediyorlar ya. Bir takım uyuşturucular. Ayahuasca dahil. Mesele şudur. Yoğun ölçülemez bir korku altındayken insan vücudu tarafından üretilen kimyasalların bir türevi bu. Müthiş bir ilaç gibi görüyorlar. Ne kadar dehşet bir durum. Bir vicdan krizi sırasında katılımını itiraf eden eski arkadaşım bunun doğru olduğu konusunda ısrar etti. Ve çok sayıda şüpheli çalışma sahte haber sitesine değindi. Ve sonra fotoğraflar vardı. Kopyasını almama izin vermedi. Ancak Baltık ülkelerin birinde çiftliğe girdi. Hepsi 15 yaşın altında, görünüşte sayısız insanın fotoğrafları vardı. Çıplaklardı ve bir futbol stadyumu büyüklüğünde benzersiz bir odada masalara, duvarlara ve zemine zincirliydiler. Kaç tane olduğunu tahmin edemedim. Bu Timur denilen ahman, 7 yaşının altındaki 4000 çocuğu atların altında ezdirip öldürmesi, annelerine de bunu seyrettirmesi. Olayı da aynı zamanda enerji olarak da çok aşırı bir negatif enerjiden bu tür zalimlerin, Cengiz Han gibi ve bütün diktatörlere söylüyorum, bayağı bir beslendiklerini gösteriyor. Kan da değil sadece arkadaşlar. Fotoğraflar arasında gezinirken ve onu öldürmekten söz ederken kurbanların üzerinde dolanan ve onlara işkence yapan maskeli adamlar gördüm. Deneyimi anlatıyorum şimdi. İşkence gördükleri için kanları kaplara akıyordu. Dune filmindeki gibi. Bir gazeteci arkadaşlar bunu anlatan. Yabancı bir gazeteci. Diğer fotoğraflar üretim tesislerini gösterdi. Kanın süzüldüğü ve bileşiklerin çıkarıldığı kimya laboratuvarlarına benzeyen muazzam odalar. Yine de en kötüsü toplu mezarlardı. Kamyon dolusu çukurlara boşaltılan, geride kalan herkesi toplamak için dirgen kullandılar. Hitler'in gaz odaları ve yaptığı işkenceler de aynı böyle bu arada. Neden bu fotoğrafları çekmesine izin verildiğini sordum. Kimse olduğuna inanmaz ki dedi. Ve bu konuda da haklıydı. Çok uzun süre hep kapalı kaldı değil mi insan bilinçleri? Hitler'i bile ne olduğunu anlamadık, anlamadınız. Bunun gibi tesislerle ilgili söylentiler 10 yıllardan beri var. Bu konuda topluma belge vermeye çalışan bir gazeteci de, İsveçli bir gazeteci, ailesiyle birlikte yakılarak öldürülmüş evinde bu arada. Bunu insanlar yapmıştır ama ben reptilyanların da bu konularda konuşan insanları nasıl bütün organlarını yakarak, sülfür gazı etrafa yayılarak öldürüldüklerini biliyorum. O yüzden bazı akış bilgilerinin arkasında hep reptilyanları gördüm ya da görenler oldu. Her şeyden uzak dururum. Sadece bakarım kim ne bilgi veriyor. Hayatım boyunca ne bir kimseye ne de bir gruba asla girmedim ve girmem. Çoğunuz bu tür gruplara giriyorsunuz, bana soruyorsunuz, hiçbir yorum yapmıyorum. Özgür iradeniz bilir arkadaşlar. Gördüğüm resimler sahte değildi diye devam ediyor.
Hepsi gerçekti. Ve bir şey daha var. Bunu anlatmam gerekiyor diyor. Adrenokrom kullanıcılarının resmi vardı. Ne umduğumu bilmiyorum. Şimdi bu gördüğüm inanılmaz görüntüyü anlatacağım. Görüntü bir gökdelenin içinde cömert bir konferans salonuydu. Gazeteci anlatıyor bunlar. Ben anlatmıyorum arkadaşlar. Nerede olduğunu bilemedim. İlacın şırıngaları kalın bir cilalı ahşap masanın üzerinde, yaldızlı plakalar üzerinde duruyordu. O masanın etrafında oturan yüzleri tanıdım. Bunlar dünya liderleriydi. Eğleniyorlardı sanki. Hatta sırıtıyorlardı. Hepsi mutluydu. Hepsi enjeksiyonları için hazırdı. Bu tanıdık yüzleri görmek bende şok yarattı. Masanın uzak tarafında neredeyse görülmek için çok küçük ama yine de net bir şekilde bu iğneler görülüyordu. Ve daha da ilerisinde çok meşhur bir devlet başkanını gördüm. Şırıngası ona ulaştığında kahkahalar atarak güldü. Ve eliyle olağan dışı bir şey yaptı. Eli bir anda şekil değiştirdi. Artık küçük pembe bir bedene sahip değildi. Yeşildi. Eli perdeli oldu. Pençeliydi ve sürüngene döndü. Adrenokromla ilgili anlattığım bu bilgi Avrupalı bir gazeteciye ait. Bu bilgiyi nasıl açık ettiğini ve öldürülüp öldürülmediğini bilmiyorum ama bir diğeri İsveçli olanı ailecek öldürülmüş. Şimdi dünya üzerinde her gün ortalama 2500 çocuk kayboluyor. Bu normal bir durum değil. Kimse de araştırmıyor. Genelde de böyle mülteci çocukları ya da çok zor durumda olan ailelerin çocukları veya genç kadınlar da tercih ediliyor. Aynı Aztek Mayalar gibi. Arkadaşlar bu videoyu çok da isteyerek yapmadım. Ama şunu gördüm. Kanla ilgili anlatılanlarda çok net bilgiler yok. Ve geçen videoda da söylemiştim. Bu kan konusunda ilave bir video yapacağım diye. O yüzden istemeden de olsa bunu yaptım. Lütfen artık perdelerinizi kaldırın. Umut daima vardır. Biz yükselişteyiz. Her ne olursa olsun, burada beden bulmuş ruhlar olarak bir tekamül yolculuğundayız. Ama kendimizi daha iyi koruyarak ve ne olduğumuzun bilincinde olarak yaşayalım. Böyle bir video yaptım, üzgünüm. Ama kendimce de daha faydalı olmaya çalışıyorum. Bilinmeyenleri anlatmaya çalışıyorum. Devam edeceğiz. Düşe inince sırlara devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.